Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programımızda Nisa suresi 87-91. Ayetleri değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada özellikle münafıklarla alakalı bazı durumları bize bildiriyor. Malum münafık, iman etmediği halde iman etmiş gibi görünen kimseye verilen isimdir. Diliyle iman etmiştir ama kalbiyle iman etmemiştir. Dışı başka, içi başkadır. Allahu la ilahe illahu, Allah ondan başka ilah yok. Le yecmeannekum ila yevmil kıyame, Allah muhakkak ki kıyamet gününde sizi bir araya getirecektir. La raybe fihi, ve bunda kıyamet gününde asla bir şüphe yoktur. Nasıl ki insanın ölümüyle alakalı bir şüphe yok, dünyanın ölümüyle alakalı da bir şüphe olmaması gerekir. Küçük bir alem olan insan ölümü tattığı gibi büyük bir insan durumunda olan alem de gün gelecek ölümü tadacaktır ve kıyamet kopacaktır. Ve kıyametten sonra bütün insanların cem edilmesi, mahşerde toplanması gerçekleşecek ve herkes Allah'ın huzurunda hesap verecektir. Ve men astagu minallahi hadise, söz olarak Allah'tan daha doğru kim olabilir? Yani Allah-u Teala kendi mülküyle alakalı bilgi veriyor. İnsanlar bir takım böyle zanlarda, tahminlerde bulunabilirler. Ama Allah-u Teala her şeyi bilen, her şeyi yaratan, böyle olunca kendi mülkünde cereyan edecek kıyamet, mahşer gibi olayları haber vermesi elbette en doğru bir haberdir. فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِق۪ينَ فِيَتَيْنِ, size ne oluyor ki münafıklar hakkında İki ayrı gruba ayrıldınız. Yani neden münafıklar hakkında ortak hareket etmiyorsunuz? Vallahu erkesehum bima kesebu, Allah onların kendi yaptıkları şeyler yüzünden onları terslerine çevirmiştir. Eturidune en tehdu men edallallah, Allah'ın yoldan çıkardığına siz hidayet vermek mi istiyorsunuz? Yani bazı insanlar vardır ki artık tamamen yoldan çıkmıştır. Tamamen yoldan çıkan bu insanlara bizim illa hidayet vermek gibi bir şeyimiz söz konusu değil. Zaten hidayet Allah'tandır. Dalalet de yaratma noktasında Allah'tandır. فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَب۪يلَ, ve sen böyle birisine asla bir yol bulamazsın. Yani ne kadar hidayete getirmek de istesen onu hidayete getiremezsin. وَدُّ لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُونَ, o münafıklar kendileri küfre düştükleri gibi sizin de küfre düşmenizi istediler. فَتَكُونُونَ سَوَاءً, böylece sizin de onlarla eşit olmanızı, onlar gibi küfürde olmanızı istediler. فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ اَوْلِيَاءً, bu durumda siz onlardan dostlar edinmeyiniz. حَتَّى يُهَاجِرُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, Allah yolunda hicret etmedikçe, onlar Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan bir dost edinmeyiniz. فَاِنْ تَوَلَّوْ, eğer yüz çevirirlerse, böyle bir şeyden yüz çevirirlerse, فَخُذُوهُمْ, onları tutun, yakalayın, وَاَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ, ve bulduğunuz yerde onları öldürün. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيَّ وَلَا نَصِيرًا, ve onlardan asla ne bir veli ne de bir yardımcı edinmeyin. İllellezine ile ahir, ancak şöyle olanlar müstesna. Değerli izleyenlerim, burada münafıklarla alakalı, onların samimiyetsizliğiyle alakalı bazı durumlara dikkat çekildi. Münafıklar İslam dünyasında gerek Peygamberimiz döneminde gerek sonraki dönemlerde çok fitneler çıkarmışlar. Ortalığı karıştırmak istemişler. İşte bir kısım münafıklar var ki bunlar artık fitnenin elebaşı durumunda ve bunlar müminleri de küfre düşürmek istiyorlar. Bu konuda ciddi bir şekilde çalışıyorlar. Bunlar Allah yolunda hicreti kabul ederlerse ne âlâ. Ama hicreti kabul etmiyorlarsa bu durumda bunların yakalanması ve cezalandırılması ifade ediliyor. Ancak ayetin devamında istisna getiriliyor. Yani her görüldüğü yerde bunlar öldürülecek mi?
Bunun ne gibi istisnaları var? İllellezîne yasilûne ilâ kavmin beynekum ve beynehum mîthak. Ama onlardan bir kısmı sizinle aranızda sözleşme olan bir kavme varmışlarsa, yani öyle bir kavme sığınmışlarsa, onlara bir şey yapmayın. Ev câûkum, veya o münafıklar size geldiler. Hasrat suduruhum en yugatilûkum ev yugatilû kavmahum. Kavimleriyle veya sizinle savaşmayı göze alamayan kimseler. Yani barış içinde yaşamak istiyorlar. Bu durumdalar ise bu durumda siz de onlara bu hakkı verin. Bu durumda kendileriyle savaşmayın. Velev şâallâhu, şayet Allah dileseydi, lesallatahum aleykum, onları size musallat kılardı. Felagâtelukum, onlar sizinle savaşırlardı. Feiniyâ tezelukum, eğer onlar sizden ayrılırlarsa, yani size karışmazlarsa, felem yugatilukum, ve sizinle savaşmazlarsa, ve elgav ileykumus selam, ve barışa yanaşırlarsa, فَمَا جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَب۪يلًا, Allah onların aleyhinde, onlara karşı size herhangi bir yetki vermedi. Yani onları öldürme yetkisi o zaman söz konusu değildir. Değerli izleyenlerim, burada ilk anda belki onlarla alakalı bir ölüm fermanı çıkarılıyor. Onu insan görüyor. Ama hemen ardında istisnaları getiriliyor. Şöyle şöyle durumlarda onlarla barışa yanaşın. Onlar sizinle savaşmıyorsa siz de onlarla savaşmayın. Veya onlar sizinle aranızda sözleşme olan bir kavme iltica etmişlerse, sığınmışlarsa yine onların üzerine gitmeyin. Ve madem onlar sizden ayrılıp ayrı bir tarzda yaşamak istiyorlar ve sizinle de savaşmıyorlar, barış içinde yaşamak istiyorlar, bu durumda siz de barışı esas alın. Bu manada bir İslam devletinin takip etmesi gereken siyasetle alakalı bir takım inceliklere ayet-i kerimede dikkat çekiliyor. Setecidûne âharîne, ve sen başkalarını da bulacaksın. Yurîdûne en ye'menûkum, yani sizden emin olmak istiyorlar. Ve ye'menû kavmahum, kendi kavimlerinden de emin olmak istiyorlar. Küllemâ ruddû ilel fitne, ve bunlar ne zaman bir fitneye davet edilse, çevrilseler, ürkisu fîhe, bir nevi tepe taklak hemen bu işe atlıyorlar, fitneye düşüyorlar, çabuk oyuna geliyorlar, aleyhinize geçiyorlar. Feillem ya'tezilukum, işte bunlar eğer sizden ayrılmaz ve yulgu ileykumus selam, sizinle barışa yanaşmazlarsa, ve yekuffu eydiyehum, ve ellerini çekmezlerse, yani silaha sarılırlar, sizinle silahlı mücadeleye girişecek olurlarsa, fehuzuhum, onları yakalayın, vaktuluhum haysu sagiftumuhum, onları bulduğunuz yerde öldürün. Ve ulaikum, işte bunlar, cealna lekum aleyhim sultanen mubine, Allah bunlar üzerinde size apaçık bir yetki verdi. Bu durumda olanları acımayın, onları cezalandırın. Burada tabii şöyle bir inceliğe belki dikkat çekmemizde fayda var. Bu gibi durumlar devleti ilgilendiren meseleler, doğrudan fertler değil. Evet, devlet dediğimiz fertlerin kurduğu bir sistemdir. Ama fertler kendi başına bu gibi uygulamaları yapacak olurlarsa ortalık epey karışır. Yani falanca münafıktır, bunu öldürelim. Fertlerin bu tarz deme yetkisi yok. Bu gibi şeyler doğrudan doğruya devlet eliyle olması gereken durumlar. Hatta başka bir örnek vereyim. Diyelim İslamiyet'te bir kimse haksız yere bir başkasını öldürmüşse ceza olarak kendisinin öldürülmesi vardır. Kısas vardır. Bu kısas devlet eliyle uygulanır. Devlet onu yakalar. Devlet onu cezalandırır. Ama öldürülenin yakınları doğrudan o adamı yakalasalar, kendileri kısası orada uygulasalar, onun katili olurlar. Ve bu noktada belki halkımız arasında şu da deniliyor: şeriatın kestiği parmak acımaz. Yani doğrudan
din namına devlet eliyle yapılmışsa burada problem çıkmaz. Ama fertler kendileri namına böyle bir uygulama yapacak olurlarsa bu epey sıkıntıları yanında getirir. Fertlerin bu tarzda bir uygulama yetkisi yok. Okumuş olduğumuz bu sayfayı bir bütün olarak değerlendirdiğimizde münafıklarla alakalı bir takım durumlara dikkat çekildi. Onların aşırı gitmeleri durumunda cezalandırılmaları, hatta öldürülmeleri nazara verildi. Ama öldürülmeleriyle alakalı istisnai durumlara da yine dikkat çekildi. Şöyle şöyle olma durumunda, diyelim onlar sizden ayrıldılar ve sizinle doğrudan savaşmıyorlar, sizinle barışa yanaşıyorlar. Bu durumda siz de barışa yanaşın ve onlarla mücadeleyi o noktada bitirin. Fakat her defasında fitne çıkarıyorlarsa, barışa yanaşmıyorlar, size silah çekiyorlarsa o zaman siz de bunları cezalandırın, öldürün. Ayet-i kerimeler bunları ifade ediyor. İfade etmeye çalıştığım şekliyle gerçekten de bu devletle alakalı, devletin uygulamasıyla alakalı bir durum. Yoksa fertler kendi aralarında bazı gruplar meydana getirip bir nevi infaz çeteleri kurup işte falanca münafık temizleyelim böyle deme yetkisine sahip değillerdir. Böyle, bu tarz hareket edildiğinde durum karışır ve o zaman fertler bunu uyguladığında başkaları da onlara benzeri şeyleri uygulamaya kalkar ve böylece toplumda çok dengesizlikler meydana gelir. İşte devlet bir üst çatı olarak, bütün vatandaşları içine alan bir çatı olarak bu noktada uygulama yetkisine sahiptir ve tarih boyunca bu gibi uygulamalar devlet eliyle olmuştur. Ve her devletin kendine göre bir takım elbette takip ettiği siyasetler olur ve bu siyasetler çerçevesinde bir takım uygulamaları olur. Kur'an-ı Kerim'in gerek bu sayfası gerekse benzeri bir takım başka yerleri değerlendirildiğinde şunu da görmekteyiz. Kur'an-ı Kerim'deki bir kısım hükümler doğrudan ulul emre bakıyor, idarecilere bakıyor, yöneticilere bakıyor. Fertlere bakan çok ayetler var. Kur'an-ı Kerim temelde fertlere hitap eder. Ama bir kısım ayetler fertlerin fevkinde devlete bakmaktadır. Ve devlet ricalinin bilmesi, uygulaması gereken bir takım hükümlerdir. Belki burada şunu da dememizde fayda var. Kur'an-ı Kerim bütün asırlara, bütün zamanlara hitap eden ilahi bir kelam. Kur'an'ın muhatabı sadece asr-ı saadetteki insanlar değil, Peygamberimiz ve etrafındakiler değil, bütün asırlar Kur'an-ı Kerim'in muhatabıdır. Bütün insan grupları Kur'an-ı Kerim'in muhataplarıdır. Ve Kur'an-ı Kerim'de anlatılan olaylar çağları aşan mesajlar ihtiva eder. Her ne kadar Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerde iniş sebebi itibariyle Peygamberimiz devrinin bazı olayları ön plana çıksa da bu Kur'an-ı Kerim'in evrenselliğine engel değildir. Kur'an-ı Kerim evrenseldir, yani cihan şumul ve bütün zamanlara, bütün mekanlara hitap etmektedir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'i sadece tilavetiyle teberrük olunan bir kitap şeklinde görmek, Kur'an'ı yanlış görmektir. Ve daha önceki sayfada geçmişti. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Onlar Kur'an hakkında düşünmüyorlar mı? Kur'an'ı anlamaya çalışmıyorlar mı? Yani biz insanların, Kur'an'a muhatap olan insanların Kur'an'ı anlamaya çalışması gerekir. Ve bu gündemimizin, bizim hayatımızdaki gündemimizin en önemli meselelerinden biri olmalı. Kur'an'ı anlamak, Allah'ın kelamına muhatap olmaya çalışmak. Ve biz Kur'an-ı Kerim'i okurken alemlerin Rabbine muhatap oluyoruz. Alemlerin Rabbi mesajını bize bildirmiş ve biz o ilahi mesajı anlamaya çalışıyoruz. Ve bu ilahi mesajda kişinin ferdiyle alakalı, kendi şahsıyla alakalı çok hükümler var. İbadetler genelde şahsi sayılır. Namaz gibi, oruç gibi, abdest gibi, zekat vermek gibi pek çok hükümler veya ahlakıyla alakalı hükümler vardır. Doğrularla beraber olmak gibi, yalan sözden kaçınmak gibi, gıybetten kaçınmak gibi. Yine
ahlakla alakalı düsturlar vardır. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'de aile hayatıyla alakalı pek çok ölçüler vardır. Aile hayatında dikkat edilmesi gereken şeyler gibi. Ama öte yandan Kur'an-ı Kerim'de devleti ilgilendiren, devleti idare edenlere bakan pek çok hükümler vardır. İşte daha önceki bölümlerde geçmişti. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ اِلَى اَهْلِهَا Allah emanetleri ehline vermenizi emrediyor. Bu özellikle idarecilere bakan bir durum. Yani idareciler görevleri ehil olanlara vermeli ve o ehil olanları görevlendirmeli ve bu şekilde toplumda gerçekten faydalı şeyler yapılmalı. Veya اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ Allah adaleti emreder. Bu da yine devlete bakan görevlerden birisi. Fertlere de bakıyor ama devlete de bakıyor. İşte uluslararası ilişkiler, insanlar arası ilişkiler diyebileceğimiz bir takım durumlar var. Kur'an-ı Kerim'in bazı surelerinde ve bazı ayetlerinde bunlara dikkat çekilmiş. İşte Kur'an-ı Kerim'in ekser ayetleri imani olmakla beraber bir kısmı da sosyal hayata bakar ve sosyal hayatın gerçekleriyle alakalıdır. Ve bir kısım ayetleri savaşa bakar, savaşla alakalıdır. Bir kısım ayetleri barışa bakar, hangi şartlarda barış yapılır ve hangi şartlarda savaş yapılır. Bu gibi hükümleri Kur'an-ı Kerim bize bildirir. Bu şekilde bakabildiğimizde Kur'an-ı Kerim'i hayatın bütün alanlarını kuşatmış mesajlar manzumesi olarak görürüz. Ve bu şekilde hükümler hayatımızın her anına, hayatımızın her safhasına hitap edecek bir genişliktedir. İşte değerli izleyenlerim, Nisa suresinde de ayetler daha çok içtimaidir, sosyaldır. Bir kısmı aile hayatıyla alakalı, bir kısmı savaş hukukuyla alakalı. Dolayısıyla ayetlerin ona göre değerlendirilmesi ve ona göre anlaşılması, uygulanması gerekir. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hepinize hayırlı günler diliyorum.